Pakistan yetkililer geçen yıl Ekim ayı başlarında Pakistan'da yasal oturma izni olmayan göçmenlerin 1 Kasım'a kadar ülkeyi terk etmeleri gerektiği, aksi takdirde sınır dışı edilecekleri yönünde bir karar yayımladı. Çin'in baskıcı politikalarından dolayı Doğu Türkistan'dan göç eden ve Afganistan üzerinden Pakistan'a giren Uygur Türkleri ülkeye girişlerinde Afgan mülteciler olarak kaydedildi. O günden bu yana sözde Afgan mülteci dışında hiçbir tüzel kimliği olmayan Uygur Türkleri 2023 yılının sonundan bu yana Pakistan polisi tarafından taciz ediliyor ve evleri basılıyor. Bu durum Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve bazı insan hakları yetkililerinin dikkatini çekti. Pakistan makamlarıyla yaptıkları görüşmeler sonucunda Pakistan hükümeti geçen yıl Kasım ayı ortasında Uygurların Pakistan'da kalış süresini 6 ay daha uzatan geçici bir karar aldı. Pakistan'daki Uygur Vakfı Başkanı Ömer Ubeydullah, Pakistan'ın yeni çıkardığı ikamet izni yasasına göre Rawalpindi'de yaşayan 18 aylık Uygur Türk'ünün 1 Nisan 2024'e kadar geçici ikamet süresinin biteceğini ve hükümetin kendilerinin ikameti uzatıp uzatmayacağı konusunda güvence vermediğini bildirdi. Doğu Türkistan'daki sözde Şinjiang Uygur Özerk Bölgesi Çin Komünist Parti Komitesi Sekreteri Ma Xingrui, 30 Mart'ta Hotan şehrine giderek soykırım politikasının güçlendirilmesi ve sözde terörle mücadele çağrısı yaptı. Çin medyasında yer alan bilgiye göre Ma Xingrui, 30 Mart'ta Hotan'a gitti ve ziyaret sırasında terörle mücadele bahanesiyle son 10 yıldır sürdürülen sistematik soykırım politikasında ısrar edilmesi, Doğu Türkistan'daki devlet terörünü güçlendirme ve sözde insan haklarını Çin yasalarıyla koruma safsatalarını tekrar ederek bölgedeki sosyal güven ve huzuru sağlamak için terörle mücadele politikasında ısrar edilmesi gerektiğini belirtti. Şiddetli depremde sarsılan Tayvan'da hükümet Çin'in yardım teklifini kabul etmedi. Tayvan'ın Hualien kentinde 3 Nisan günü şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem 9 kişinin ölümüne, 1038 kişinin yaralanmasına, 93 kişinin mahsur kalmasına ve 52 kişinin kaybolmasına yol açtı. Çin sosyal medya platformlarında Tayvan'daki depremle alay eden ve sevincini ifade eden paylaşım ve yorumlar çoğaldı. Weibo bazı kullanıcıları Tayvan depremiyle ilgili felaketten keyif almak ve alaycı yorumlar yapmak suçlamasıyla cezalandırdı. Bazı blog yazarları Pekin'i fırsatı bulmuşken Tayvan'a yardım etmek bahanesiyle işgal için asker göndermeye çağırdı. Çin'in Tayvan İlişkileri Ofisi depremin ardından ülkeye afet yardımı yapmayı önerirken Tayvan'ın Çin İlişkileri Ofisi yardıma ihtiyaç duymadıklarını bildirdi. Çin'in Qingdai kentinde bulunan Çin Şangai İşbirliği Örgütü'nün Yerel Ekonomik ve Ticaret İşbirliği Tanıtım Bölgesi'nden hareket eden bir yük treni Rusya'nın başkenti Moskova'ya doğru yola çıktı. Buzdolabı, çamaşır makinesi ve diğer mallarla yüklü olan tren Çin Avrupa yük treni olarak ilk defa Moskova'ya hareket ediyor. Çin basında çıkan haberlere göre bu trenin yaklaşık 20 gün sonra Moskova'ya varacağı belirtiliyor. ABD yönetiminin İsrail'e 18 milyar dolar değerinde 50 adet F-15 savaş uçağı satışı konusunda Kongre'nin onayını almak için hazırlandığı bildirildi. The New York Times, ABD'nin İsrail'e son yıllardaki en büyük silah satışlarından biri olacak bu anlaşmanın onaylanması için Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'deki iki ilgili komiteye bildirimde bulunduğunu aktardı.